Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün detaylı bir analiz yapacağız. Haftalık kapanışı değerlendireceğiz. Büyük resimde ne durumdayız, bunlara bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şu an ne görüyoruz arkadaşlar? Bizim ana kanalımızı görüyoruz. 10 yıllık bir kanaldan bahsediyoruz. Daha önce defalarca değindik bu konuya arkadaşlar. Biz kanalın alt çizgisine geldik ve diğer trend çizgilerimizi test ettik. Mesela sarı çizgi, turuncu düşen çizgi ve yeşil çizgi. Yani 4 noktadan dip teyidini alıyoruz aslında biz. 1, 2, 3 ve 4. 4 çizgi birleştiği yere düşüş geliyor ve oralarda tutunuyoruz arkadaşlar. Şu an herkes negatif 10 bin dolar gelecek diye yorumlar geliyor arkadaşlar. Ben de diyorum ki en son yapılan dip kırılmadıkça beklemeyin orayı arkadaşlar. Çok basit. 17.500 dip misal. O kadar dip sinyalleri var. Yani potansiyel dip yapılmış olabilir arkadaşlar, tamam mı? Yani ne zaman en son iğnenin altına sarkıyor 17.500, he dersin, o zaman daha düşük noktaları bekleyebiliriz. Ama bu olmadıkça da beklenmez arkadaşlar, tamam mı? Dilersen alırsın, stop koyarsın oraya, o şekilde de devam edebilin. Daha önce de dedim, dibi sıyırmaya çalışan kafayı sıyırabilir. Yani biz kademeli topladık, bekliyoruz arkadaşlar. Hedefimizde en dipten almak diye bir şey yok. Kimse en dibi tutturamamış bugüne kadar. Yani belki şans eseri tutturmuş olabilir, tamam mı? Ama size göstereceğim sinyaller, hani dip yapıldı diyor arkadaşlar. Sadece bir haftalık arasaydı biz teyidimizi almadık. Şu an güzel gidiyoruz. Oraya da geliriz videonun sonlarına doğru. Netice olarak yani teknik grafikten anlayan bir insan şu grafiği gördü mü der ki bunlar potansiyel dip yani. Evet, bir sürü teyidi var bunun. Neyse, diğerine gelelim. Golden Ratio Fibonacci günlük grafik arkadaşlar. Bugüne kadar ne zaman en alt çizgiye düştüyse dip yapmış Bitcoin. Hiç sekmemiş yani. Bakın. 2014 ay piyasası en alt çizgiye geliyor, dip yapıyor arkadaşlar. Daha sonra 2018 ay piyasası en alt çizgiye geliyor, dip yapıyor. En son ki yaşadığımız ay piyasası en alt çizgiye geliyor, dip yapıyor. Şimdi bu anlattıklarımı biz aylardır anlatıyoruz arkadaşlar. Yani ha buraya düştü diye anlatmıyoruz. Daha düşmeden önce buralara düşebilir diye uyardık misal. Tamam mı? Ve o an geldi. Yani kimileri var, düştükten sonra sinyalleri görmeye başlar. He, şuraya gelmek için düşmüş falan derler. Ama biz daha düşmeden önce söylüyoruz. Oralara gelirse alacağız diye, değil mi? Yani çok ciddi sinyaller bunlar. Hiçbir zaman kırmamış en alt çizgiyi bugüne kadar. Oraya da geldik. Devam edelim. Pi cycle arkadaşlar. Buna da değindik geçenlerde. Şimdi bazıları diyor ki hocam bu indikatör daha fazla olmamış çıkalı. Yani şu sinyali verdiğinde bu indikatör yoktu demişler. Şimdi arkadaşlar bu indikatör geliştirilmiş bir indikatör. Yani daha basiti vardı daha önce bunun. Ama bu yarılanmalar vesaire bunları göremiyorduk. Mesela onu biraz geliştirmişler. Daha önce daha ilkel bir şekilde duruyordu. O yüzden geçmişi yok diye düşünebilirsiniz. Var, geçmişi var arkadaşlar bu indikatörün. Neyse, burada da bir dip sinyali yakalamışız. Ne zaman bu sinyal geldiyse dip yapılmış gördüğünüz gibi. Ve hadi şu yazıları geçtim arkadaşlar. Şu kesişimlere bakarsak sarı kırmızıyı kesmiş, dip yapmış. Sarı kırmızıyı kesmiş, dip yapmış. Şimdi de sarı kırmızıyı kesmiş. Dip yapmış olabiliriz. Bu yazı da ortaya çıktı. Bakın bu da diğeri. Yani 3 tane sinyal var. Şu an dördüncüsüne geliyorum. Hani buna da çok değindik daha önce. Aylık Bollinger alt bandımız arkadaşlar. Bugüne kadar hiçbir zaman test etmemiş. Ve önemli bir destek. İlk defa test ediliyorsa genelde sert tepkiler geliyor. Şimdi diyeceksiniz hani ya. Arkadaşlar bu aylık grafik. Aylıkta sert tepki demek. Birkaç mum olabilir. Yani bir mum bir ay sürüyor. Anladınız mevzuyu. Ama netice olarak şu an ilk tepki aldık. İnsanlar beğenmiyor ama şu an 22 bin dolardayız örnek vereyim. 17.500'den tepki aldık biz. Bakın %30'luk tepki aldık. Az değil %30 yani. Güzel tepki geldi. Devamı da gelebilir. An itibariyle 22 bin doların üzerine attık bu arada. Günlük kapanış gelirse böyle 22 bin üzerinde gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Neyse gördüğünüz gibi Bollinger alt bandına da gelmişiz. Önemli destek noktası potansiyel uzun vadeli dip diyeceğimiz yer. Devam ediyorum.
Haftalıktaki iki tane ortalama var arkadaşlar. Birisi EMA 55, diğeri MA 100. Değil mi? Bunlar da kesişti gördüğünüz gibi. Geçen hafta kesişti, teyit edildi. Tamam mı? Haftalık kapanışta da iyice teyit edildi zaten. Şimdi bu ikisi kesişmesi ne anlama geliyor? Oraya gelelim. Geçmişe gidelim. Niye? Geçmiş dostumuzdur biliyorsunuz. Bakın 2014 ayı piyasası her şey negatif. Bitcoin 150 dolara düşmüş. İşte 5 dolar gelecek, 10 dolar gelecek senaryoları vesaire. Ve ne oluyor? Dip yapıyor burada. Daha sonra bu iki ortalama kesişiyor. Dipten sonra. Dipten sonra. Anladınız? Devam edelim. 2018 ayı piyasası. Bitcoin 3000'e düşüyor. Ben de biliyorum. Herkes diyordu 1000 dolar gelecek. Zero diyenler bile vardı. Ne oldu arkadaşlar? Daha sonra bu iki ortalama kesişti. Bitcoin dip yaptıktan sonra. Gördünüz mü? Devam edelim. Günümüze gelelim. 69.000'den geldik 17.500'e. İnsanlar 10.000 olacak, 5.000 olacak, sıfırlanacak demeye başlarken ne de görüyoruz? Bu ortalamalar kesişti. Dipten sonra mı acaba? Değil mi arkadaşlar? Geçmiş ne diyor bize? Dipten sonra kesişiyor bu ortalamalar diyor. Bu da ciddi bir sinyaldir. Devam edelim mi? Edelim. Bu da 3 günlükteki ortalamalar. Bu yeni gerçekleşti arkadaşlar. Bakın. Gitgide teyitler gelmeye başlıyor. Şimdi burada ne görüyoruz? MA 100, MA 200 arkadaşlar. Tamam mı? Hatta ve hatta ben şunu da ekleyeyim. Tekrar değineyim bu konuya. Yeni izleyenler olur. Bakın arkadaşlar biz 3 günlük grafikte aylar önce 3 günlük dead cross olacak diye bahsettik. Ve bu olduğunda yarı yarıya düşüşler gelecek diye bahsettik. Biliyorsunuz. Niye öyle dedik? Çünkü geçmiş dostumuzdur arkadaşlar. Geçmiş dedi ki bize, bak Ramço canım kardeşim dedi. Gel sen beni dinle dedi. Yanlış yaparsın dedi. Biz de tamam abi dedik dinleyelim falan. Dedi ki geçmişte 3 günlük dead cross'tan sonra yarı yarıya çakılmış Bitcoin dedi bana. Ben dedim olur bir kere yapmış olabilir. Sonra dedi ki 2018'de de yaptı aynısını dedi. MA 50, MA 100, 200 kesiştiğinde dedi. %50 düşüş geldi dedi. He dedim o zaman önemli bu. Ve en son yaşanmadan önce uyardık herkesi değil mi? Çünkü kesişti ve yarı yarıya düştü. Şimdi bu yarı yarıya düştükten sonra dip ne zaman yapılıyor? Oraya gelelim. Bir. Dead cross. MA 50, MA 200 kesişiyor. Dip yapılıyor. Daha sonra MA 100 ile MA 200 kesiştiğinde zaten dip yapılmış oluyor. Gördünüz mü? Şu kesişime bakın. Dipten sonra. Devam edelim. 2018. Dead cross geliyor. Yarı yarıya düşüyor. Daha sonra MA 100, MA 200'ü kesiyor. Ne zaman? Dipten sonra. Devam edelim. Günümüze gelelim. Dead cross geliyor. Yarı yarıya düşüyor. Şu an ne var? Kesişim var. Ne zaman? Dipten sonra mı acaba? Mı acaba arkadaşlar? Yani bu sinyalde diyor ki 17.500 %99 diptir diyor arkadaşlar. Ben grafiklerin yalancısıyım. Devam edelim mi? Edelim. Madrid Ribbon arkadaşlar. Şimdi bu indikatöre bakınca en alt ortalaması ne zaman test edilirse dip yapıyor. Bakın zamanla bu aylık grafik olduğu için ortalamalar geç gelebiliyor. Niye? Çünkü aylık grafiktir bu arkadaşlar. Mesela şu noktalardayken fazla ortalaması yok. Niye? İşte bilmem kaç aylık ortalama. Anladınız mı? Aylar geçtikçe meydana çıkmaya başlıyor bunlar. Mesela şu bölgeye dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son ortalamada dip yapıyor. Burada da son ortalamada dip yapıyor. Burada da o şekilde Mart 2020 çöküşünde ve günümüze geldiğimizde arkadaşlar son ortalamaya geliyor, dip yapıyor, tutunuyor orada, tepkisini de alıyor. Yani hiçbir zaman altına sarkmamış bir indikatörün. Devam edelim mi? Edelim. Bu da Trendmaster arkadaşlar. Buna da değindik daha önce. Bakın şu bulutu kenara koyalım tamam mı? Şu gri bulutu kenara koyalım. Sadece çizgilere odaklanalım. Şu iki çizgiye. Yani geçmişten beri hiçbir zaman bu çizgilerin altına düşmemiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın hiçbir zaman bu alt çizginin altına düşmemiş. Bakın hiçbir zaman. Gördünüz mü? Ve biz nerede dip yaptık? Çizgide dip yaptık arkadaşlar. Bu bir. İkincisine geleyim. Bulutumuz var.
Bulutumuzun alt çizgisi gördüğünüz gibi Mart 2020'de destek olmuş ve şu anda da destek olmuş. Yani bu indikatöre göre de iki farklı noktadan dip yapılmış diyor. Devam edelim mi? Edelim. Gelelim Arasa'ya. Aylık Arasa'ya arkadaşlar. Şimdi aylık Arasa'da böyle bir ana kanal görüyorsunuz değil mi? Tepeleri, şu iki tepeyi birleştiriyoruz. Şuradaki dipleri baz alıyoruz ve görüyoruz ki kanalın alt çizgisinden yukarı yönlü tepkiyi aldık. Ve daha önce de düşmeden önce de her zaman dedim arkadaşlar. Ayı piyasasında buralara gelirse Arasa'da şu bölgelere gelebilir diye duyurmuştuk aylar öncesinden. Ve o noktalara da geldi. Yani bu da diyor ki bize potansiyel diptir diyor. Bu arada 22.280'e kadar geldik. Devam edelim mi? Edelim tabii ki. Niye etmeyelim? Şimdi size ne gösterdim ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane grafik gösterdim arkadaşlar. 9'u da bize dip sinyalini veriyor. Öyle değil mi? Şimdi diğerine geleyim. Korku endeks. Buna da değindik. Şu an 20 seviyelerinde gezinmekteyiz. 6'lara kadar geri çekildik. Ne diyorduk? 100 bölgesine geldiğinde insanlar alır, kuyruğa girer, acımadan, düşünmeden, haberlere aldanıp, FOMO'ya kapılıp, insanlar yeşilin en son yerine geldiğinde alır. Kırmızıya geldiğinde de insanlar belki de panik olur, satar, almaya korkar. Kötü haberlerden etkilenir, değil mi arkadaşlar? Ve treni kaçırır, daha da dip seviyeleri bekler. Bu ibre en sondayken zirve yapılır, insanlar daha fazla yükseleceğini düşünür. Bu ibre en aşağıdayken sol tarafta insanlar dip olduğuna ikna olmaz, daha da dip seviyeleri bekler. Bu iş böyle. Şimdi bunun grafiği ne diyor bize? Daha önce de değindik. 5 aydır düşen trenddeyken şu an yükselen trende evrildi. Bakın tepe, alçalan tepe, alçalan tepe ve biz yükselen tepe yaptık diye duyurduk. Bundan bir hafta önce falan olması lazım. İlk defa yükselen tepe yaptık, trendi döndürdük. Şimdi arkadaşlar burada trend yukarı yönlü giderse otomatikmen bu ibre yeşile doğru gider. Bu ibre yeşile giderse ne olur? Bitcoin yükselmiş olur. Bitcoin yükselirse ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman herkeste bir bayram havası, sevinç, mutluluk falan da filan. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi MA200 haftalık. E hocam orayı kırdık biz. Hiçbir zaman kırmadık. Tarihten beri kırmadık biz orayı. Yok hocam bu olmaz yani böyle olmaz. Şöyle anlatayım arkadaşlar size. Biliyorsunuz biz ne dedik alım yaparken? İlk alım yerim 22.500 dedim hani düşüşlerde mesela sert düştü 30.000'den düştü 22.500. Niye? Bir ihtimal beyazdan dönebilirdi. Diğer parçayı da 18.500'e sakladım. Altına iğne gelebilir dedik. Şimdi arkadaşlar altına gideceği senaryosu var mıydı aklımızda? Vardı neticede. E şimdi altında değil niye korkalım? Şimdi diyeceksiniz hiçbir zaman böyle olmamıştı. Adamların istediği zaten de bu. Şimdi çok kolay değil mi arkadaşlar? Bak düşecek MA200'de beyaz ortalamaya dip yapacak. Herkes evini, arabasını, tarlasını satacak. Ve Bitcoin uçacak. Herkes zengin olacak. Ne güzel dünya değil mi arkadaşlar? Sizce böyle kolay mı? E şimdi sen ne yaptın? MA200'e geldi 22.500. Evini sattın, tarlanı sattın, arabanı sattın, altınlarını sattın, aldın. E sonra ne oldu? MA200 kırıldı. Haftalardır altındayız. Bu sefer insanlar ne demeye başlıyor? Bitcoin 10 bin dolar olacak. 5 bin dolar olacak. 1000 dolar olacak. E sen ne olacaksın bu sefer? Lan arabayı sattık, tarlayı sattık, evi sattık. E Bitcoin 10 bine düşecek. E ben şimdi oraya yapamam yani. Bütün yarısı gider paramın. Ben zararını satayım buradan. Demez misin? Dersin. İşte tam da bu yüzden adamlar böyle hareket yapıyor. Şimdi geçmişte nasıl oldu? Bakın arkadaşlar. İlk ayı piyasasında MA200'ün altına iğne attılar. Bakın insanlar MA200'ü beklerken altına iğne attılar ve sert tepki verdi. Mesela sen o an piyasada olsan MA200'e geldiğinde alsan tamam mı? Ne oluyor mesela? Bakın %16 altına atıyorlar. E panik olur satarsın. Çünkü daha önce hiçbir tecrüben olmadı bu MA200'de.
O zaman yoktu daha. İlk defa geldi MA200. Birinci ay piyasasında bu şekilde yaptılar. İkincisinde ne oldu mesela? İnsanlar demiş olabilir. Önceki gibi iğne atacaklar altına, ondan sonra yükseltecekler diyebilir. E ne yaptılar? Mesela iğne atmadılar. Milimetrik bir şekilde orada dip yaptı. E şimdi elimizde iki ay piyasası var. Birincisinde altına iğne atmış. İkincisinde milimetrik dönmüş. Üçüncüsünde de ne yapacaklar? Daha başka bir şey yapacak. Bu sefer haftalarca altında hareket ettiriyorlar. Niye biliyor musun? Sen buradaki algıyı biliyorsun, buradaki algıyı biliyorsun. Bunlara göre hareket ediyorsun. Burada farklı bir şey yapacaklar ki senin kafanı bulandıracaklar. Tam da o yüzden bunu yaptılar arkadaşlar. Yani durumlar bu. Bana göre benim kendi görüşüm belli zaten. Ben dip yapıldığını düşünüyorum. İnsanlar 10 bin bekleyebilir. 5 bin. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben sizi etkilemek istemiyorum. Ama size vereceğim tek öğüt nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki iğne kırılmadan, 17.500 kırılmadan 10 bin beklemeyin arkadaşlar. Tamam mı? Çok basit. Şimdi deminki dip sinyallerini verdim ya ben mesela. Bakın tek tek verdim ben onlara. Yani bu sinyallere göre durum ne biliyor musun? Mesela kesişmeden önce dip yapıyor, örnek vereyim. Ve bir daha son dibi kırmıyor. Yani son dip kırılmıyor arkadaşlar, tamam mı? Bakın kesişiyor. Son dibin altına iğne gelmiyor. Bakın. Burada da kesişiyor. Şimdi iğne atarsa son dibin altına, o zaman farklı bir şey yapacak. Bunda da o şekilde. Bakın mesela kesişme geliyor. Dip yapılmış oluyor. İğne bile gelmiyor dibin altına. E şimdi burada da arkadaşlar kesişme var. İğne bile gelmemesi lazım. Eğer iğne geliyorsa bir ilk yaşanıyor, bilin yani. O yüzden diyorum ki ne beklersen bekle ama 17.500 kırılmadıkça bir şey bekleme. Tamam mı? Ve potansiyel dip olarak gör buraları. Şu an kısa vadede şöyle yapalım. 4 saatliğe gidelim mesela. Orada ne durumdayız? Açabilirsek açacağız tabii. Güzel bir yükseliş var arkadaşlar. Güzel bir yükseliş var. 4 saatlikteki son ortalamanın üzerine attık. MA200. Dün değiniyorduk biliyorsunuz videomuzda. Bu arada MA21'den dönüş yaptık biz dünkü düşüşte. Yükselen dip yaptık, tamam mı? Alçılan dip olmadı. Son ortalama kırılmadı 4 saatlikte. Şu an mesela 20.300 seviyelerinde. Oralar önemli destek. Neyse arkadaşlar. Şu anda MA200'ün üzerine attık. Daha önce biz oradan sert satış yemiştik. Bakın şu bölgelerde 30 binlerde yatay giderken o bölgelerden satış yediydik. Daha önce de açılırsa göstereceğim arkadaşlar. Açılmıyor. Neyse bir sıkıntı var belli ki. Ben size anlatayım. Açılsaydı diyecektim ki. Tamam. Bakın daha önce de arkadaşlar şurada kırıyoruz. Retest yapıyoruz. Bu morla beyazı düşüyoruz arkadaşlar. Bir daha mora geliyor. Bir daha düşüyor. Bir daha mora geliyor. Düşüyor. Bir daha geliyor mora. Düşüyor. Bir daha geliyor. Düşüyor derken günümüze geldik. Şu an üzerine attık. Yani çok test ettik biz bu ortalamayı. Peki sıradaki hedef ne olabilir bu tabloya göre? Günlük grafiği açabilirsek açacağız. Evet. Öncelikle arkadaşlar 22.000 üzerinde günlük kapanış gelecek, tamam mı? Yani o zaman sıkıntı geçebilir. Şimdi şöyle anlatayım. MA50 var sıradaki hedef. 23.200'leri işaret ediyor arkadaşlar. Bilmiyorum bir kere de gider mi? Birkaç gün sonra mı gider? Birkaç gün sonra giderse bunlar hareket eden ortalamalar ve daha dip seviyelere gelir. Ama şu an o ortalama hedefimiz. Artık hangi seviyede olursa o anda. Anladınız mı? Mesela yarın daha dip seviyelerde olacak. 3-4 gün sonra daha dip seviyelerde olacak. Ama o ortalamalara geldiğinde bir direnç seviyesi oluşacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Coinbase. Şimdi herkes şey diyor. Ayı bayrağı var burada falan diyor, değil mi? Biliyorsunuz mevzuyu. Şöyle yapalım. Farklı yerden açayım ben. Evet, şuradaki ayı bayrağından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. O kadar dip sinyalleri var ki size 10 tane grafik gösterdim. Yani bir tek buna mı takıldı insanlar? Yani o 10 tanesinin önemi yok. Sadece bir tane sinyalin önemi var mı? Bu mu yani? Günlük kapanış böyle gelirse ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bozulur. Bu bayrak bozulur. Gördünüz mü? Bu bayrak bozulur. Niye diyorum 22.000 üstünde kapatacağız? Çünkü biz burada kanalın dışında kapatmış olacağız arkadaşlar.
Ve otomatikmen hedefimiz kanalın derinliği olur. 25 bin dolar bile hedef olabilir. Ama biz sırayla gideceğiz arkadaşlar. Şu ortalamaları hedef alacağız biz. Oraları hedefleyeceğiz. Yani günlük kapanış kritik. Bu kanalın üstüne gelirse güzel olur arkadaşlar. Sıkıntı geçer diye düşünüyorum. Sabırla süreci izleyip takip edeceğiz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.